Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir öğrencinin yandan ve üstten görünümü şekildeki gibi olan çalışma masası üzerinde 2 adet düzlem ayna, kalemi, silgisi ve defteri verilen konumlardadır. Öğrenci A noktasında bulunduğuna göre 5 tane yargı verilmiş. Yargılarından kaç tanesi doğrudur? 1. Silginin yalnız bir aynasında görüntüsü oluşmazken yalnız iki aynasında görüntüsü oluşur. Arkadaşlar, aynanın önündeki cisimlerin tümünün görüntüsü vardır. Peki silgi burada arkadaşlar 1 nolu ve 2 nolu aynalar. Arkadaşlar 1 nolu ayna hem yukarı doğru hem aşağı doğru uzatın. Ayna önündeki her şeyin görüntüsü vardır. Aynanın tam üzerinde olduğu için silginin bir nolu aynada görüntüsü oluşmaz. Peki iki nolu aynada? Aynayı bir yukarı doğru, bir aşağı doğru uzatın. Ayna önündeki her şeyin görüntüsü vardır ki silginin de aynada görüntüsü oluşur. Birinci ifademiz doğru. 2. Kalemin yalnız iki aynasında görüntüsü oluşmazken yalnız bir aynasında görüntüsü oluşur. Arkadaşlar kalemimiz burada. Bir nolu aynamız şurada. Bir nolu aynayı aşağı doğru yukarı doğru uzatıp arkadaşlar hemen önünde olduğu için kalemin bir nolu aynada görüntüsü oluşur ve görüntüsü simetrik, aynı boyda, aynanın arka tarafında sanal görüntüsü oluşur. Kalemin bir nolu aynada görüntüsü oluşuyor. Peki arkadaşlar iki nolu aynada. İki nolu aynayı uzattığımız anda kalem arkadaşlar aynamızın önünde olmadığından görüntüsü oluşmaz. İkinci ifademiz de doğru. 3. Defterin her iki aynada da görüntüsü oluşur. Arkadaşlar defter her iki aynanın önünde, bir nolu ayna bir yukarı doğru bir aşağı doğru uzatın. Bunun arkadaşlar bir nolu aynada görüntüsü oluşur. Görüntü simetrik, eşit uzaklıkta, şuradaki cismin görüntüsü tam burada olur. Aynı boyda ve simetrik görüntüsü oluşur. Diğer aynada da arkadaşlar defterin görüntüsü olur. Aynanın önündeki her cismin görüntüsü vardır. Defterin bu aynada görüntüsü aynanın arka tarafında tam şurada simetrik görüntüsü oluşur. Üçüncüsü de doğru. 4. Öğrenci bir aynasında defterin görüntüsünü görebilirken iki aynasında göremez. Arkadaşlar görüş alanı bulurken iki tane yöntem var. Bir simetrik alma yöntemi, aynaya göre simetrik. Bir de aynanın uçlarına ışınlar gönderme. Şu A noktasında öğrenci bulunuyor. Peki defteri bir nolu aynada. Şuraya bir ışın gönderirsiniz. Aynı açıyla böyle gider. Şuraya da bir ışın gönderim. Böyle gider. Arkadaşlar bir nolu aynaya baktığı anda defteri görebilir. Birincisi doğru. Peki iki nolu aynada. Arkadaşlar A noktasının öğrenci iki nolu aynaya şöyle gelen bir ışın aynı açıyla böyle gider. Şu üste gelen ışın da böyle gider. Arkadaşlar buraları görebilir ama defteri göremez. İkincisini de göremez. 4 doğru. Peki 5. Öğrencinin her iki aynada görüntüsü oluşur ancak öğrenci görüntülerden hiçbirini göremez. Arkadaşlar öğrencinin bir nolu aynadaki görüntüsü aynanın arka tarafına geçin, simetrik alın. A cisminin veya öğrencinin görüntüsü tam şu noktada olur. Arkadaşlar aynada gördüğü bir nolu aynada kısımlar şuralar ama kendisini göremez. Ve iki nolu aynada katlayın gitsin. Şunun görüntüsü tam şu noktada olur. İki nolu aynada ama görüş alanı yine yukarı kısımlar kendisini görürüz. Beşincisi de doğru. Kaç tane doğru? Cevap 5 tane doğru. Cevabımız E olur.